Evet sevgili dostlar Cümleten selamun aleyküm. sponsorumuz Golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Videomuzun bu kısmında anlayacağınız üzere İsmail Kartal'la ilgili çok önemli flash gelişmeler, e, önemli flash yorumlar ve değerlendirmelerde bulunacağız arkadaşlar. İlk olarak teknik direktörümüz İsmail Kartal Gaziantep Futbol Kulübü galibiyetini değerlendirdi haberiyle başlayalım. Fenerbahçe resmi hesabından alınan. Haberlere göre teknik direktörümüz İsmail Kartal, Gaziantep Futbol Kulübü karşısında elde edilen 3-2'lik galibiyetin ardından yayıncı kuruluşa bazı açıklamalarda bulunuyor. Bu açıklamalarla başlayalım. İlk olarak, öncelikle Müslüman aleminin Ramazan bayramını kutlayan ve destekleri için taraftarımıza teşekkür eden İsmail Kartal, her zaman söylüyorum onlar varsa biz varız, onları mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Bu türbinler ne kadar çok dolarsa oyuncularım o kadar motive oluyorlar. Süper. Çok doğru bir cümle. Süper doğru bir cümle. Taraftarların sevgisini ve desteğini hissediyorlar. Bu coşku mücadeleyi arttırıyor. Oyuncularla yaptığımız toplantılarda bu geri bildirimi bana anlatıyorlar. <laughs> bu taraftarın önünde futbol oynamak çok bu taraftarın önünde futbol oynamak çok muhteşem. Biz bundan büyük keyif alıyoruz. Taraftarlarımızla bütünleştiğimiz zaman biz de onları mahcup etmemek için her şeyimizi ortaya koymaya çalışıyoruz diyor. Şimdi burada bir araya gireyim. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Yanlış hatırlıyorsam düzeltin. Bu Fenerbahçe'ydi değil mi? Bu Fenerbahçe'ydi. Hani taraftar tarafından yönetim istifa denilen bu Fenerbahçe'ydi. Yanlış mı hatırlıyorum? Hani Ali Koç istifa sözlerinin edildiği bu Fenerbahçe'ydi. Maç başlayıp Fenerbahçe skor olarak geriye düştüğünde yönetim istifa Cümlelerinin kurulduğu bu Fenerbahçe'ydi. İşte bu sezonki Fenerbahçe'den bahsediyorum. 3-4 bin seyircinin gelmediği bu Fenerbahçe'ydi değil mi? Yani kombinesi olanların dahi gelmek istemediği bu Fenerbahçe'ydi. Büyük iş. Gerçekten İsmail Kartal'ın yaptığı büyük iş. Takdire şayan. Maçla ilgili diyor ki Gaziantep takımı iyi bir kadroya sahip, iyi bir ekip. Daha farklı da kazanabilirdik. Sonuçta bu akşamda kazanmasını bildik. Göreve geldiğim günden bu yana 15 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldık yanılmıyorsam. Şimdi geçenlerde ben size bunun şeceresini çıkarttım. Yani 36 maç oynanacak seneye. Dedim ki 15 15 32 maçlık periyot. iki periyot. 22 galibiyet, 6 beraberlik ne yapar? 72. 72. Kalan 6 maçta da hani baz alırsak ortalamayı baz alırsak 4 galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet diyelim. 84 puan. Seneye 84 kesinlikle şampiyon yapar. Seneye 72 de şampiyon yapar. Değil mi? Mesela <laughs> bu şekilde bakarsan. Devam edelim. Güzel bir seri. Oyuncularımıza ve muhteşem taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Taraftarlarımız bize güvendiklerini göstererek her maçta tribünleri doldurmaya başladılar. Hepimiz bundan keyif alıyoruz. Bu galibiyeti özellikle taraftarlarımıza armağan ediyorum demiş. Yakaladıkları çıkışla ilgili de İsmail Kartal diyor ki çok fazla detaylara girmek istemiyorum. Abartmak da istemiyorum. Ben sadece işimi yaptım. Fenerbahçe'nin iç dinamiklerini çok iyi bilen biriyim. Nerede nelere dokunulması gerektiğini iyi bilen bir antrenörüm. İlk geldiğim gün pozitif futbol oynatacağım demiştim. Fenerbahçe'nin ve taraftarların ne istediğini çok iyi bilen birisiyim. Sonuçta ben de tribünlerden gelen, taraftarlığı içinden gelen, bu şehrin içinde yaşayan Fenerbahçe'nin bir neferiyim diyor. Bunları yaptık. Oyuncularımızla birbirimize saygı duyarak gayet iyi çalıştık. Bu süreç kolay olmadı. Bir sistemden bir sisteme geçtik. Bu da bir, bir buçuk ayımızı aldı. O süreç içerisinde sakatlıklar, hastalıklar, bir sürü sıkıntılarımız vardı. Üç günde bir maç oynuyorduk. Üç kulvarda yürüyorduk. Kolay olmadı. Ama sonuçta istediğim oyunu oturttuk. Bu oyundan futbolcularım keyif almaya başladı. Antrenmanlardan keyif alıyorlar. Antrenmanların akıcılığı, düzeni, temposu ondan da keyif aldılar. Onun için bugünlere geldik. En büyük pay oyuncularımındır diye konuşuyor. Şimdi <laughs> bakın ben bazı etiketlemelerde bulunuyum. Misal şöyle söyleyeyim. Gaziantep maçından keyif aldınız mı? Bence aldınız. İsmail Kartal'ı beğeniyor musunuz? Şu anki performansta. <laughs> Gayet. Diego Rossi bugün ya daha doğrusu dün beğendiniz mi? Evet. Serdar Dursun penaltı kaçırdı ama hocam istekliydi falan. <laughs> İyiye gidiyor. Zayt hocam en iyi sezonu. Valencia hocam yani sonradan alması doğrudur. Futbolu unutmuş gibi. İşte Erol Bulut'u mağlup ettim. Hocam Erol Bulut iyi oynattı. Böyle oynasalar ilk ikiye girerdi bu takım. İşte Galatasaray, Beşiktaş hocam onların sezonu malum. İşte Trabzonspor hocam onlar kullanıyor. Şöyle böyle yani futbol anlamında soruyorum. Hocam futbol anlamında Trabzonspor'u da geride bıraktık. Doğru mu bak? Şu ana kadar yanlışım varsa düzeltin. İşte Crespo sakat. Gustavo arattım. Hocam Gustavo'dan nefret ediyordum ben. Gitsin defolsun diyordum ama Gustavo aratma da desem yalan söylemiş olmam herhalde. İyiydi Gustavo. İşte Serdar Aziz, hocam o sarıyı yemeyecekti ya. Çok iyi gidiyordu. Mesela Arda Güler, hocam yerinde oynatıyor. Hiç karışmayalım. Çok doğru oynatıyor. Bakın. Şu ana kadar eksiğim varsa söyleyin. Fazdan varsa da söyleyeyim. Aslında farkında mısınız bilmiyorum ama İsmail Kartal sizden onay almış. Siz İsmail Kartalı onaylıyorsunuz farkında mısınız? Ya farkında mısınız bilmiyorum. Siz İsmail Kartalı onaylıyorsunuz. Bugün bir arkadaşım bana ne dedi biliyor musunuz? Hiç beklemediğim bir şey söyledi. Dedi ki Ersun Yanal dedim. Fenerbahçe tarihinde hocam ben çok teknik direktörler izledim. Keyif aldığım böyle hani. Ee, şeyinde bir tabiri var Yılmaz Vural'ın onu kullanmak istemiyorum çok ayıp kaçar. Hani baya baya keyif aldığım bir futbolu ben Ersun Yanal Fenerbahçe'sinde izledim. Ancak diyor Ersun Yanal'ın ikinci dönemi hiç ilk dönemine benzemiyordu diyor. <laughs> bir nüans var hocam. Bu nüansa değinir misin videoda? Tabii ki değinirim. Nedir? Hocam Ersun Yanal'ın ilk döneminde yardımcısı İsmail Kartal'dı. Senin de dediğin gibi İsmail Kartal çok iyi bir analiz uzmanı. Çok iyi analist. Yani rakibi çok iyi analiz ediyor. <laughs> hani illaki kendi planları var. Onları uyguluyor. Ersun Yanal İsmail Kartal yardımcısı değilken geriye gitti. Farkında değil misiniz? diyor. Ya diğer takımlarda performanslarını falan da dahil ediyor muhtemelen. Yani saygı duyarım. Peki ne yapalım? Ersun Yanal mı getirelim? İsmail Kartal yardımcısı mı olsun? Yok hocam ben sadece diyor İsmail Kartal'ın aslında <laughs> ikinci adam olsa da, birinci adam olsa da iş yapacağından bahsediyorum diyor. Katılıyorum. Yani ikinci adam olmasının olayına kesinlikle katılıyorum. Devam edelim. Şimdi taraftarlarımızın desteğine ilgili diyor ki, taraftarlarımızın bana göstermiş oldukları bu sevgi ve teveccühten dolayı onlara minnet borcum var. Ben bu camianın bir evladıyım. Göreve gelirken de gözümü kırpmadan geldim. Gelmem gerekiyordu. Bir şeyleri düzeltmem gerekiyordu. Evet en başta sesimi düzeltmem gerekiyordu. Bir şeyleri düzeltmem gerekiyordu diyor. Bunun bilincindeydim. Şu ana kadar işleri düzelttiğimizi toparladığımızı düşünüyorum. Var mı aksine iddia eden? <laughs> ya da başka bir soru sorayım. İsmail Kartal'ın X, Y, Z gelseydi bu kadar toparlayabilir miydi? Devam ediyorum. Çok şükür Allah'ıma bizlere bugünlere gösterdi. Bu statta, Kadıköy'de, taraftarlarımızda, dolan tribünlerimizde, futbol takımımızda bir bütünlük sağlandı. Tekrar bir ambiyans var. Kadıköy ruhu geri geldi diyor. Bakınız Fenerbahçe resmi hesabındaki paylaşım bu şekilde. Eklenmemiş bir yer var. Eklenmemiş bir yer var. Çok mühim bir yer. Çok çok mühim bir yer. Diyor ki İsmail Katal, takımı düzeltmek için geldim. Seneye şampiyonluk bekleniyor. Gelecekle ilgili bir beklentim yok. Üç maç sonra görevimi teslim edeceğim diyor. Bakın 3 maç sonra istifa edeceğim yani görevimi teslim edeceğim diyor. Bırakacağım diyor. Yani İsmail Kartal ben bırakacağım diyor. Duygusal bir konuşma yapıyor. Şimdi bazı duyumcu arkadaşlar diyor ki İsmail Kartal göreve gelirken yeni bir teknik direktör geleceğini biliyordu. Sonuçlar iyi gelmeye başlayınca İsmail Kartal'ın yaptığı açıklamalar yönetim tarafından hoş karşılanmadı diyor katılmıyorum. Eğer yönetim İsmail Kartal'ın açıklamalarını hoş karşılamıyorsa o yönetimi de Allah top etsin. Çünkü hiçbir şeyden anlamıyorlardır. <laughs> hiçbir şeyden anlamıyorlardır. Ya arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Bakın canım arkadaşlarım. <laughs> ben o bu şucu değilim. Ben hani sığ görüşlü bir insan değilim. Bir fikire varıp bir karar verip hani bir karar verip bir görüşte bulunup hani bu şöyle olsaydı bu böyle olsaydı sonradan kıvıracak adam değilim. Ben çok açık ve net bir adamım. Yani net olduğumu da düşünüyorum. Eğer herhangi bir sıkıntım varsa belirtin. Şimdi İsmail Kartal'a şu yapılan reva mı? Bir düşünün reva mı? Ya iyidir kötüdür o siz, onu siz bileceksiniz. Şu reva mı? Serkan Akkoyun. Fenerbahçe ilk kez Ali Koç yönetiminde plana uygun ilerliyor. Şu anda her şey planlandığı gibi gidiyor. İsmail Kartal'la devam edilip yine başarısızlık gelirse burada suçlu İsmail Kartal olmaz. Planın dışına çıkanlar olur diyor. Şimdi Türkçesi şu. Yani diyor ki İsmail Kartal'la devam etmeyeceğim dedin. Eğer devam eder başarısız olursan planın dışına çıktığın için olursun diyor. Ya planlar şeye göredir. <laughs> yani nasıl diyeyim size. Ayağını yorganına göre uzatmak diye bir tabir var. Bir atasözü var. Bir deyim var daha doğrusu atasözü demeyelim. Çünkü ayağını yorganına göre uzat. <laughs> deyim olarak kullanılıyor. Şimdi ayağını yorganına göre uzatmak. Senin şartların ne? Durumun ne? Bir taraftan <laughs> hani financial fair play kıskacım. Bir taraftan harcama limitleri. Bir taraftan yükselen döviz kuru. Bir taraftan gelirlerin azalması, bir taraftan yayıncı kuruluşta münasebetler, bir taraftan yıllardır süre gelen başarısızlıklar, bir taraftan Fenerbahçe kadrosunun aslında iyiye yakın olması, teknik direktörle uyum sağlaması ki yıllar sonra. Bir taraftan taraftarın istediği o bitirici, gerçek manada golcü. Bir taraftan iyi transferler, düşünüyorsun hani... Oraya koysan bura kalkıyor, buraya koysan ora kalkıyor. Bir şeyi dengelemen lazım. Misal, şu an şu e, görselde gördüğünüz, kenarda gördüğünüz var ya, şu kenarda, dur şu tarafta. Şu kenarda gördüğünüz İsmail Kartal. İsmail Kartal'a devam ettim. A sınıf, çok iyi bir forvet aldın. Çok iyi bir kanat aldın, A sınıf. Çok iyi bir sol bek aldın. Ferdi yedekleyecek bir sol bek aldın. Çok iyi bir 8 numara aldın. Yani zayıtsız falan sattım. ondan çok daha iyisini aldım. Altay yedekleyecek iyi bir kaleci aldım. Mesela Ertuğrul Taşkıran. Yeter bile artar. O bölge için hani Altay'ı düşününce. Yetmedi. Hani Salah'yı gönderdim. Tisserant'ı gönderdim. Bir, bir tane de oraya çatır çatır Malank Sarı getirdim misal. Hani kim Minji'yi Malank Sarı yapacağım dedim. Çok özür dileyerek soruyorum. Bu şartlarda İsmail Kartal gitsin demek Fenerbahçe'ye ihanet olmaz mı? Olur. Bence olur. Hocam Avrupa'da başarı yok. Gelmez. Allah aşkına. Yani geçen sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduk diye bu sene olamayacak mıyız yani? Seneye olamayacak mıyız? Ondan önceki sene mesela UEFA Avrupa Kupası'nı kaldırdık. Süper Kupayı falan aldık. Değil mi? Biz onu alırken Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni aldı mesela. Ülkemize yakışmaz değil mi? Avrupa'da başarısızlık doğru söylüyorsunuz. Şimdi işin bu boyutu varken bir de farklı bir düşünce var. Güntekin Onay gibilerden. Bak Güntekin Onay, Rıdvan Dilmen bunlar günü birlik, gün, gündelikçiler. Hani dizilerde olur ya işte doktor rolü olur bilmem bir şey rolü olur. Oradan birkaç tane yaşta başta amca teyze falan oynar. Hemen hemen her dizide oynar. Onlar gündelikçiler. Yani günlük ücret karşılığında orada rol alıyorlar. Şimdi... Bizim spor medyasında Güntekin Onay, Rıdvan Dilmen gibiler. Onlar da gündelikçiler. Yani gündelik yorum yapıyorlar. <laughs> Misal, Güntekin Onay demiş ki puan ortalaması 2.36. Bunu 38 ile çarparsak, MHP'nin 38... Yok. Bunu 38 ile çarparsak 89.68 yapar. Yani Trabzonspor tüm maçlarını kazansa 88 puan oluyor. İsmail Kartal bu ortalamasıyla 89 puanı buluyor demiş. <laughs> 90 yapar o yuvarlama. Şimdi Ekim ayı gelecek. Güntekin onay başlayacak. Neye dayanarak Avrupa'da tanınmış bir hocayla anlaşmak varken kulübümüzün evladı İsmail Kartal'la yola devam edildi. Aklım almıyor diyecek. Değil mi? Aklım almıyor. Bu hatayı nasıl yaptınız diyecek. Çünkü gündelikçiler. Hocam İsmail Kartal başarılı olursak ne diyecek? Ben demiştim diyecek. <laughs> Bak. Fenerbahçe taraftarı çöpçü AŞ'ye dönüştü. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Futbolcu gelir gelmez. Daha gelir gelmez. Daha adı anılır almaz. Bu çöp. Olmaz bundan. Bu kaldıramaz. Ligi kaldıramaz. Sert bizim lig. Şöyle böyle falan filan. Futbolcu geldi. Tutmadı. Ben demiştim. Ben dedim. Siz savundunuz bunu. Abdülhamit'i savundunuz. Menderes'i savundunuz. Siz savundunuz. Ben demiştim. Ben çöp demiştim. Futbolcu iyi çıkınca ne yapıyor biliyor musunuz? <laughs> ya tek iyi çıksın. Boş verin siz benim dediğimi. <laughs> Aynı bunlar da öyle. bunlar da gündelikçi taraftar. Şimdi ben şunu söyleyeyim genel olarak İsmail Kartal'ın oyun planı sanki hani ligin kalbur üstü gibi duruyor. Önümüzdeki sene iş yapacak mı? Bence iş yapacak gibi duruyor. Ya, Abdullah Avcı'yla kıyaslayın. Abdullah Avcı böyle patır patır böyle çatır çatır rakibi döven bir top oynattı mı? Bak. Neydi? Ünal Karaman. Ünal Karaman'ın Trabzonspor'u bundan daha iyiydi. Herkese de o meydan. Benim futbol bilgim diyor ki Ünal Karaman'ın Trabzonspor'u bu Trabzonspor'u döverdi. O şörlottu mörlottu hani bazı mevzular ol, kovulmadan önceki şeyi. O Trabzonspor bunu döverdi. O Trabzonspor'da tek eksik vardı hakem faktörü. Bu kadar hakemler arkasında dursaydı 90 puanı falan geçerdi. Bu sene mesela Fenerbahçe'nin Trabzon'un hakem e, kararları ve yönetimlerini değiştirin. Tarafları değiştirin. Hani mesela Fenerbahçe'nin aleyhine yönetiyor bence birçok maçın. Bunu değiştirin Fenerbahçe 90 artıdaydı puanda. Şampiyondu zaten çoktan. Trabzon da 42-43'te falan ligden düşmemeye uğraşıyordu. Bana kalırsa. Ama İsmail Kartal Abdullah Avcı'yı aynı kefeye koyduğunuzda biraz İsmail Kartal ağır basıyor gibi gelmiyor mu size Bak. iki tane bitirici. Bir skorer kanat, bir skorer forvet. Bir tane iyi bir sol bek, bir tane iyi bir 8 numara, bir tane iyi bir stoper, bir de kaleci yedeği. 6 transfer. 6 transfere bence Fenerbahçe şampiyon olur. Ha tabii hakemler adil yönetirse falan hani onlara girmiyorum bile. Öteki taraftan adam diyor ki Jesus gelsin, Belotti gelsin. Hani Suarez gelsin. Ulan arkadaş. Yani bir Jorge Jesus'un, bir Belotti'nin, ne bileyim bir Suarez'in sana maliyeti 15 milyon euroları bulur. Hani ekibiyle falan filan. Ha dersin ki hocam Mesut yatıyor. Sosa yatıyor, Gustavo yatıyor, Valencia yatıyor. Ben bunlara vereceğim parayla bunları alırım dersen hani her sene 20-30 çöpü atacağına bir sezonluk çöpü atarsın belki. Ama neler kazanırsın? Orası da ayrı mesele. Bu arada Jorge Jesus'la ilgili de Yağız Bey diyor ki Brezilya milli takımı Jorge Jesus'ta ciddi şekilde ilgileniyor. Jesus Rio Karnavalı'na dans etmeye gitmedi. Görüşmeler yapılıyor demiş. Yani ben bilemem. Ee, ben ama Jesus'un geleceğini düşünmüyorum. Ben Mustafa Hoca olarak hani illa duyum olarak düşünmeyin. Bazen kendi yorumumu da katmak gerekiyor. Ben Mustafa Hoca olarak diyorum ki 4 maç bitme şey 3 maç bitmeden pardon. 3 maç bitmeden İsmail Kartal'a devam derseniz de yanlış yaparsınız. Uzatıyoruz derseniz de yanlış yaparsınız. Ben 4 maçın 3 maçın niye 4 diyorum 2'de bir de ya. Ben 3 maçın bitirilmesi taraftarıyım ya. Beşiktaş deplasmana gidiyorsun 5-0 kazandın. Sonra evinde 5-0 kazandım. Son maç Malatya'da 5-0 kazandım. Zaten bir tane evimizde maç var. İki deplasman maç var. Son maç küme düşmesi kesinleşmiş Malatya'yla. Yani son maç küme düşmesi kesin Malatya'yla. Hani Beştaş maçı. Beştaş maçından sonra evimizde kara gümrükteyiz. Yani aslına bakarsanız iki İstanbul maçı, iki tane İstanbul maçı sonrasında son hafta Malatya'ya gidecek bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Son hafta herkes cepte görüyor. Niye herkes cepte görüyor? Kara gümrüğü bir şekilde yeneriz diyor. Mühim olan Beşiktaş diyor. Ben de diyorum ki 3 maçı 5-0 kazandın. 3 maçı da 5-0 kazandın. Sezonu 77 ile kapattın 77 puan. 15 averajekle e 82 gol atmışsın, 37 gol yemişsin ki Trabzon o kadar gole ulaşamayacak. Kalan 4 maçında imkanı yok ligin en çok gol atan takımısın. Azıcık bir 5-10 gol az yemiş olsaydık ligin en az gol yiyen takım olacaktın. Ki şu anda Trabzon 29 bir maç eksiği var. Başakşehir 32 bir maç eksiği var. Biz 37'yiz yani 5 gol fazlayız Başakşehir'den. Trabzon'dan 8 gol fazlayız. Belli mi olur? Belki Trabzon son 4 maçta 8 tane yer. Sen hiç yemezsin. Misal veriyorum. En az gol yiyen sen olursun. Bunu farzı misal veriyorum. Bu yanlış anlaşılmasın bu örneklerim. Demem o ki demem o ki. Söylemem o ki. İsmail Kartal olayında acele edersek yanlış yaparız. Ama hocam Haziran'da lig bitiyor, şöyle oluyor, böyle oluyor, şu gidiyor, bu gidiyor. Acele edersek hata yaparız. Bence beklemekte fayda var. Biraz beklemeni daha doğru olacağını düşünüyorum. Peki hocam İsmail Kartal gider mi? Ben İsmail Kartal'ın veda konuşması yaptığını ama e, işlerin değişeceğini düşünüyorum. Peki hocam İsmail Kartal ikinci adam olmayı kabul ederse löv, İsmail Kartal ikincisi ya şahane olur. Dehşetül vahşet olur. Aradığımız koalisyon, aradığımız şey bu. Aradığımız yönetim şekli bu bizim. Fakat ben İsmail Kartal konusunda bak geçen sefer de hata yaptınız. Çoluğunu çocuğunu ağlattınız, üzdünüz, gönderdiniz. Bari bu sefer bekleyin. Bir ortak karara varın. Ama her açıdan düşünün. Maddi, manevi her açıdan düşünün. Michel Gustavo. Dünkü maçta ilk geldiğindeki gibi oynamadı mı? İlk geldiğindeki zamandaki gibi oynadı. Nazım Sankara tamam golde hatası var ama orada bir yerleşim hatası. Serdar Aziz ile birlikte bir hatası var. İki tane net pozisyon engelledi. Bir tane asist yaptı. Ya ben Nazım futbolu unutmuş diyordum Pereira'dan döneminde. Bu çocuk futbolu unutmuş diyordum. Belki süre olsa, belki sezonun kalanı olsa, belki Burak Kapacak falan da dahil edecek kadroya. Arda Güler bırakın az oynasın her maçta asist yapmasın. Yavaş yavaş. 16-17 yaşında. Ya bu sene böyle az az oynasın. Seneye atıyorum 40 maçın 20'sinde ilk 11 başlasın. 90 dakika oynasın. Ben bunu isterim daha çok bir sene. Uzun lafın kısası dostlar, beni İsmail Kartalcı ilan etmeyin ya da İsmail Kartal düşmanı ilan etmeyin. Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe menfaatleri gereği söylüyorum. Fenerbahçe yani İsmail Kartal babamın oğlu değil. Ersun Yanal babamın oğlu değil kimin menfaati, yani kim Fenerbahçe menfaatlerine uygunsa, ben onun destekçisiyim, taraftarıyım. Allah hayırlısını versin. Ama önümüzde bir süreç var. Beklemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.